Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sosyal bilgiler dersi 5. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularının çözümünü yapacağız. Vakit kaybetmeden 1. sorumuza başlayalım. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yaz turizminin gelişme nedenlerini bir örnekle açıklayınız. Şimdi baktığımız zaman Akdeniz ikliminin bulunduğu yerler nerede bulunur? Genelde Akdeniz ve Ege kıyılarının belirli bir kısımlarında bulunur. Ve bu bölgeler Akdeniz ve Ege denizinin direkt kıyılarında bulundukları için buralarda su ve deniz bulunduğu için buralarda deniz turizmini çokça görebilirsiniz. Peki hocam, bunu biz bu bölgede neden görürüz? Çünkü su yani deniz geç soğur. Geç soğur. Ha, şimdi bu cümleye baktığınızda ne geliyor aklınıza? Geç soğuması demek, buradaki deniz hava sıcaklığı 10 dereceye düşse bile 10 dereceye bir anda düşmez. Bundan dolayı bu bölgelerdeki denizin geç soğuduğundan dolayı yaz turizmi uzun süre devam eder. Bundan dolayı bu bölgelerde arkadaşlar bu tarz yaz turizmini görebilirsiniz. İkinci sorumuza geldiğimizde, Urartuların başkenti Tuşba'ya su kanallarının inşa etmeleri onların hangi ekonomik faaliyetle uğraştıklarına kanıt olarak gösterilebilir. Şimdi şöyle düşünelim. Su bizim için nerede ihtiyaçtır? Yani en çok suyu nerede kullanırız? Tabii ki de nerede kullanırız? Tarımda kullanırız. Yani biz buraya bir domates, bir biber, bir çiçek, bir kabak ektiğimiz zaman bize ihtiyaç olan şey nedir? Sudur. Bundan dolayı Tuşba'ya su kanallarının çok olması ve yapılmasının nedeni burada tarım faaliyetlerinin çok olduğunu bize gösterir. Üçüncü sorumuza gelelim. Aşağıda verilen ögelerin tarihi nesne, doğal güzellik ve tarihi mekan sınıflandırmalarından hangileriyle ilgili olduğunu karşılarına yazınız. Şimdi tarihi nesne, doğal güzellik, tarihi mekan. Bakalım. Hititlerden kalma toprak kap. Yani toprak kap dediğimiz şöyle bizim taslara benzeyen toprak kaplar var ya, onlardan. Peki Hititler ne zaman yaşamış? Çok 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 önceki tarihlerde yaşamış bir medeniyettir. O zaman bu bir doğal güzellik ya da tarihi mekan olamaz. Bu tarihi bir nesne olacaktır. Devam ettiğimizde Perge antik kenti ise bir tarihi, yani eski döneme dayandığı için tarihi mekan olacak. Peki hocam, Abant Gölü'ne baktığımızda bu nedir? Abant Gölü insan eliyle yapılmış bir göl mü? Hayır. Doğanın kendi kendine oluşturduğu bir göldür. Bundan dolayı burası doğal güzelliğe sahiptir. Peki size bir soru sorayım. Mesela peri bacaları. Bunlardan hangisine girer? Tarihi nesne mi, tarihi mekan mı, doğal güzellik mi? Büyük ihtimal yorum kısmı kapalı olacaktır arkadaşlar. Çocuklara özel video olarak tanımladıkları için yine cevabı ben söyleyeyim. Doğal güzellik olarak söyleyebiliriz. Çünkü doğa kendi kendine oluşturmuştur. Dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman bize diyor ki, bu metne göre Türkiye'de yemek kültürünün yöresel olarak farklılık göstermesinin nedenlerini yazınız. Kültürün en önemli ögelerinden biri geleneksel yemeklerimizdir. Geleneksel yemekler ülke genelinde farklılıklar göstermektedir. Örneğin balıkçılığın en çok yapıldığı Karadeniz kıyılarında yemek kültürü balık çeşitlerine dayanır. Hamsi tava, hamsili pilav, hamsili işte datlı, hamsili baklava, her şey var zaten Karadeniz bölgesinde, olmayan yok. Devam ettik. Bunlardan bazılarıdır. Ilıman bir iklime sahip olan, zeytin üretimi yapılan İzmir, Aydın, Muğla gibi şehirlerde ise yemek kültürü zeytinyağlı sebze yemeklerine dayanır. Zeytinyağlı fasulye, enginar, börülce bunlardan bazılarıdır. Şimdi iki tane örnek vermiş. Birisi Karadeniz, diğeri neresi? Ege, İzmir bölgesi. Şimdi Karadeniz'de en çok ne var?
balık var. Balıklardan en çok ne tutuluyor? Hamsi. İnsanlar ne yiyor? Bunu yiyor. Ege'de en çok ne var? Zeytin var. Zeytinden sonra fasulye, enginar, işte börülce filan var, değil mi? Ha, insanlar ne yiyor? Bunları yiyor. Demek ki Türkiye'deki bölgelerdeki insanlar yetiştirdikleri ürünleri yiyorlar mı? Evet. Bu örneği çıkarabilir miyiz? Evet. Türkiye'de yöresel yemeklerin farklılık gösterilmesi, yani her bölgede yetiştirilen ürünler yenildiği için bu birinci seçenek. İkinci seçenek ise her bölgede farklı ürünler yetiştirilmektedir. Hocam bu ne demek? Şimdi mesela Karadeniz ve Ege'yi söyledik. İç Anadolu bölgesine bakın. Mesela ben Kayseriliyim. Kayseri'ye baktığımızda ne var? Mantısı var, pastırması var, sucuğu var, osu var, busu var. Genelde un ve et ürünleri vardır. Yine Doğu Anadolu bölgesine baktığınızda et daha çok üretildiği için, yani büyükbaş hayvancılık yapıldığı için bu bölgelerde de et yeme işi daha fazladır. Et ürünleri menüde daha çok görebilirsiniz. Beşinci sorumuza baktığımızda görselde numaralanarak verilmiş yeryüzü şekillerinin adlarını yazıp bir tanesini açıklayınız. Baktığınız zaman birinci numara nedir? Yüksek dağın başında bir dağdır. İkiye baktık, etrafı sularla çevrili olan nedir? Adadır. Üçe baktığımızda bir kıyı, bir körfez görebilirsiniz. Açıklayın demiş. Hepsini açıklayalım. Etrafına göre yüksekliği çok fazla olan, dik ya da sıra halinde olan şekillere dağ denir. Dört tarafı denizlerle kaplı olan kara parçasına ada denir. Deniz ya da akarsu, yani deniz olarak söyleyelim, su birikintisinin kara ile bağlantısının olduğu kısma ise körfez denir diyelim. Devam ettik. Altıncı sorumuzda diyor ki merhaba demiş, ismini vermemiş. Ha, Can'mış. Can'ın bize bir metni var ve bu metin üzerinden bize sorumuzu cevaplamamızı istemiş. Buna göre Can'ın yaşadığı şehirde nüfus ve yerleşmeyi etkileyen faktörler hangileridir yazınız. Merhaba, benim yaşadığım yer deniz kıyısıdır. Kışları ılık, yazları ise sıcak ve uzun geçtiği bu yer doğal ve tarihi pek çok varlığa da ev sahipliği yapmaktadır. Bundan dolayı şehrimizin turistlerinin uğrak yeri haline gelmiş. Yani şehirleri turistler tarafından ziyaret ediliyormuş. O zaman buradaki yerleşim yerinin asıl amacı nedir? Paradır. Yani turizmin gelişmiş olması. Bu birinci seçenek mi? Evet. Sonra geldik. Ilıman bir iklim olması. İklim olması. Yine bu da seçenek içerisinde. Bir tane daha seçenek yazayım. Bakın, doğal ve tarihi varlıklar dediği için buraya da yine doğal ve tarihi varlıklar diyebiliriz arkadaşlar. Sorularımız bu şekildeydi. Bir sonraki yazılıda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılılarının sorularını, soru yazılılarının. Sevgili öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı örnek soruların çözümüyle karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Diğer yazılılara bu Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sosyal bilgiler dersi 5. sınıf 1. dönem, zaten 5. sınıfı söylemiştik değil mi?